Zade Vital'in katkılarıyla hazırlanan Hatırası Aziz İnsanlar Konya başlıyor. Her şey seni irşad eder. Yani sen teslim ol da taşa teslim ol. İrşad olunursun yani. Abi esnaflık yaptığınız için pişman mısınız? Ya bu yani esnaf beni yok ondan bir pişmanlığım yok. Dönem dönem serzenişlerim olur esnaflıktan ama halinden memnun olan da pek yok zaten. Yani esnaflık güzel. Ben kırtasiyeciyim. İşte 70 yıla yakındır bu dükkan kırtasiye dükkanı. Babam da kırtasiyeciydi, kitapçıydı. Biz de bu mesleği sürdürüyoruz. Yani nafakamı buradan çıkartıyorum. Yani ben burası olmazsa maddeden ve maneviyattan bahsetmiştik sohbetimizin başında. Bu dünya bizim rızkımızı helalinden kazanmanın bir yolu. Yolu yani. Rızkımızı buradan kazanıyoruz. Bundan şikayet olur mu? Bak Hazreti Pir önemli bir şey söylüyor. Mesleğinden şikayet eden diyor, mesleğine muhtaç hale gelir. Ben mesleğimden şikayetçi değilim. Ha, ekonomik sıkıntılar yaşanır, geçer, gelir. Ama ben esnaflığımdan şikayetçi değilim. Daha güzel yapabilirim. Yapsaydım. O farklı bir düşünce. Yani işte gençliğimizde sağa sola saldırıyorduk filan, işte mal satacağız diye. Bu kadar çabaya değer miydi, değmez miydi? Dünyanın kuralı birileri tüketecek, birileri üretecek, bir aracı olacak. Ben aracılık yapıyorum. Çarşıya ilk giren ve son çıkan olmayın diyorlar. Ama ben çarşıda yaşıyorum. Yani çarşıda ve Bedesten'de, bir de Bedesten'de esnaflık, esnaflığın ötesinde bir şey. Ben Konya Bedesten'inde esnaflık yapıyorum. Burada büyüdüm ben. Yanımdaki komşumla diyaloglarım var. Babamın diyalogları var. Dedemin diyalogları var. Yani buralar bizim ailemizin nefeslendiği yerler çarşıda. Maddi nasibimi ben buradan sağlıyorum. Allah bana bunu vermiş. Yani ben de istedim. İstediğim için Allah'ın takdiri var burada. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şikayetim yok ben. Hele Konya'da ve Bedesten'de esnaf olduğum için çok daha memnunum. Burada çok büyük insanlarla tanıştım ben bu dükkanda. Makamı çok büyük insanlarla tanıştım. Maddi makamı büyük insanlarla tanıştım. Valilerle bu dükkanda tanışıyorsun. Gelen valiyle, yani toplumun manevi önderleriyle bu dükkan bir sebep oldu. Tanıştım bir kısmıyla. Şebaruz Vuslat törenlerinde dünyanın dört bir tarafından canlar geliyor buraya. Fiziksel mekanın sadece maddi değil, manevi olarak da kazançları oldu bana. Yani hiç pişman değildim. Abi şıraklarınızı hiç dükkan açmak nasip oldu mu? Oldu. Oldu. Yani oldu. Konya'da ve ahilikte usuldür. Siz daha iyi bilirsiniz. Usta çırağını madden ve manen geliştirdikten sonra elinden tutup dükkanını açar, müşterileri de götürür. Dükkan açtım, işi ona verin diye. Elhamdülillah. Elhamdülillah onu yaptığımı zannediyorum. Elhamdülillah. Abi 25 yaşınızdaki halinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Şimdi bir imkan olsa Ali Kemal abiyi alsak, 25 yaşındaki Ali Kemal abinin yanına götürsek. Aynen. Ona ne söylemek ister? Bildiğin gibi yaşa der. Yani ne diyecek?
Böyle afaki şeyler. Ya ne dönseydim şöyle olurdu, öyle olurdu. Yani 25 yaşında karşılaştırsaydım beni şu anda burada tutan 25 yaşındaki davranışım değil mi? Çöldeki bir kum tanesinin oynaması onun iradesiyle mi oluyor? Buna iman ediyor musun? O zaman ben 25 yaşına dönsem yine bunu yapacağım. Yani şu anda beni oluşturan iyi ya da kötü benim 25 yaşındaki eski halim. Yani karşılaşacaksın eski halinle. Hiç merak etme. Karşılaşacaksın. Hatalarınla karşılaşacaksın. Sevaplarınla karşılaşacaksın. Karşılaşacaksın. Ama diyorum bak ilk başta dedik. Tövbe kapısı açık. Tövbe estağfurullah diyoruz. Bir daha o hataları yapmayız. Yani sadece günah ve hata üzerinden kurulmuş bir dünya yok yani. Ben evlendim. İki tane Allah bana evlat verdi. Ben 24 yaşında evlendim. 24 mü? Evet 23 ya da 24 yaşında evlendim. Şimdikilerin evlenemeyeceği bir yaşta evlendim. Ev geçindirdim o yaşlarda. O yaşlarda işte dünyayı tanıma fırsatım oldu. Bana o yaşlar çok şey verdi. O yaşlarda çok kitap okudum. Saat 3'lere 4'lere kadar, sabah namazlarına kadar, sabahlara kadar kitap okurdum. Uykusuz kitap okuyorum diye gelirdim. Uykusuz gelirdim dükkanda. Yani o 25 yaşlar, o 30'lu yaşlar kişinin 18 yaşı gibi değil. Biraz dinginleştiği Konya deyimiyle. Biraz dinlendiği yaş değil de artık biraz sorguladığı yaş oldu bizim çağımızda. Artık evlendin, barklandın, akıllı uslu ol denilecek yaşa geldi. Şimdi onu 30 yaşında deniyor. Yani artık 30 yaşındasın. Eskiden sen bize 20 yaşıyorsan, 20 yaşına geldin artık bir şeyin ucundan tut denirdi. 20 yaşta. Şimdi 20 yaşa bunu diyebilen anne baba yok. Değil mi? Evet. 20 yaş yani büyük yaş ya. Mimar Muzaffer adam Taksim Meydanı'nda teşrifatında çalışıyor Osmanlı dönemi. Konya'ya geliyor. Gazi Lisesi'ni yapıyor. Buğday Abidesi'ni yapıyor. Sınai Mektebi'ni yapıyor. Harayı yapıyor. Konya'nın Abdülhamit dönemi Hazretleri'nin dönemindeki imar çalışmalarında baş mimar olarak çalışıyor. Ve 38 yaşında ölüyor bu adam. Yani yaptığı işlere bir baksan 38 yaşında ölüyor. Yani Gazi Mustafa Kemal şu yaşta, Enver Paşa şu yaşta. Yani biz olgunlaşma ve tecrübe edinme yaşını çok ileriye attık. Ben 7 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında dükkana yemek getirirdim. Ve dükkanla ev arası şu kadar kilometre. Öğle yemeğe getirirdim. Yani kim şimdi 7 yaşında, ben dahi yapamam. 7 yaşındaki bir çocuğa bunu, bu kilometre yürüyeceksin. Ya da dolmuş otobüse bineceksin, şuradan bineceksin, şuradan ineceksin. Tembih ederlerdi. Babam gelince evi çaldırır da bir kere çaldırınca Ali geldi. Açmazdık annem telefonu. Telefonu açarsan para yazacak. Yani öyle kolay bir dünya yok. Yani bunların hepsi eğitim. Mesela ilkokulda öğretmenimiz bizi, sizleri de götürdü mü bilmiyorum. PTT'ye götürürdü, gönderir, mektup yazdırırdı, mektup attırırdı. Telgraf çektirirdi. Yani dilekçe yazardı. Şimdi dilekçeleri aşağıda arzualci miyiz biz, kırtasiyeci miyiz? Aşağıda dilekçe yazmayı bilen insan sayısı azaldı. Yani şartlar değiştiği için, yani o bilmemelerinden değil, hiç ihtiyaç olmadı. Yani elektronik ortamda her şey hazır, bir imza bitiyor iş. Allah'ı hayatınızda nasıl hissedersiniz? Allah'ı... Yani... Şimdi Allah'ı hissetmek varlığını tasdikle geçerli değil mi? Allah'a tasdikimiz var. Elhamdülillah. Yani tasdik ettiğimizi zannediyoruz.
Yani teslim hali hayatta Allah'ın yeri. Şimdi siz kameralarla çekim yapıyorsunuz. Allah'ın her maddeyi kamera diye kullandığını düşünüyorum ben. Yani bir kere yalnız değilim. Bak, soğukluk sıcaklık kavramı var. Şimdi zahiri olarak üşüdüğümüz için at kaldık. Yalnız olan insan üşür. Bu zahiri üşüme değildir. Allah'ın varlığını kabul etmiş ve Allah'la her an bir arada, her anda iddialı oluyor ama Allah'ı belli bir zikirle andığında yalnızlık kalkar ve üşümez. Soğuk ve sıcağı Allah kavramıyla anlatmak gerekir. Yalnızlığını dolu, kendini yalnız hissediyorsan bil ki onunla beraber değilsin. İlla onun ismini, esmasını zikirle ilgili değil bu. Yani o Esma'yı ben sürekli zikredeyim. İsmi Celal, ismi Nebi, Esma'dan şu kadar zikir yapayım. Bu bununla ilgili bir şey değil. Allah'ın var olduğunu biliyorum. Allah'ın kuluyla beraber olduğunu biliyorum. Sana özel muamele mi yapıyor? Her kişiye özel muamele yapıyor. Her kişi özel. Ben de özelim. Sen de özelsin. Herkes özel. Yani bir verdikleri ortada. Verdikleri ortada. Yani Allah'la irtibat kurabilmenin de yolu var tabii, değil mi? Ben Allah'la irtibatlıyım derse kişi, bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden mi çıkarmış oluyor? Estağfurullah. Ama bunun bir seyri sülükü var, bunun bir seyri var. Allah'la irtibatında bir usulü erkanı var. İrtibat kurduk, her an onunla beraberiz demek. Ona yine aynı cevabı vereceğim. Benim harcım değil. Ama ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeye çalışıyorum. Allah'ı sevmeye çalışıyorum. Sevmeyi öğreniyoruz başta bahsettiğim gibi. Sevme yöntemlerini öğreniyoruz. Bir hadis-i şerif var. O çok hoşuma gider benim de. İnsanlar zaman sana uymuyorsa sen zamana uy diyor ya. Yani Allah sana uymuyor ise, Allah kula uyması söz konusu değil yani. Her tarafımız bizim işte bahsediyorsun yanlışlarla dolu. Sen Allah sana uymuyorsa sen Allah'a uy. Bunu bilincindeysen yani yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Yapabildiklerimizin ecrini arttırsın. Yapamadıklarımız da üstünü şöyle örtüversin. Yani örter. Allah örter. Amin. Amin. Abi bu hayat size ne öğretti dersek ne dersiniz? Of. Yani yaşamanın şimdi Allah seni Hay ismiyle ortaya çıkardı. Var kıldı. Bunun bir sebebi var. Değil mi? Yani cevap kitabi olursa gelme nedenimizi bulmak için. Eğer tecrübeyle bakarsan ise tanıdığın şu kadar bir şey oldu. Merdiven gibi düşünelim. Merdivenden çıktık. Karşımızdaki hangi merdivendeyse karşımızda. Birinci basamak da ona ait. Yüzüncü, bininci, on bininci sonsuz basamağın her basamağı ona ait. Hayat bana ne öğretti? Hayatın haydan geldiğini öğretti. Hayat kelime olarak haydan geliyor. Peki bu hayat size nasıl muamele gösterdi? O konuda net tecrübemle söylüyorum. Bu hayatta Allah'ın
bizzat ben hep yardımını gördüm. Bizzat. Rabbim hepimizi görebilenlerden eylesin. Yardım ediyor sana, nefes aldırıyor. Yani o öyle şey mi olur? Nefes aldırıyor sana. Bir kere aldım nefesi, veremedim. Abi burası tekke gibi. İnsanlar geliyor size, dertlerini anlatıyor. Bu dertleri dinleye dinleye hiç şişmiyor musunuz? Şimdi yardım eden olursan yardım edilir. Eğer bende bir şey buluyorsa, maddi olarak maddi yardım istiyorsa yapabildiğin kadar yaparsın. Manevi yardım da ehline gönderirsin. Ben bir şey gibi oldum yani. Elhamdülillah. Ona büyüklere özendim diye Allah verdi. Yani büyüklere özendim ben hep. Hep o menkıbelerle, bırak menkıbeleri, menkıbe değil, yaşayanları gördüğüm için. Keyifli değil. İnsanları ve kendimi o pozisyonda nefs muhasebesi ya da empati yaptığın zaman, yerine koyduğun zaman ihtiyaç var. Annesi babası dinlemiyor. Çocuk 30 yaşına gelmiş, dinlemiyor annesi babası. Anne babası dinlese bile çocuk dinlemiyor. Birisi bu görevi yapacak. Yani bu görevi yapacak. Dinleyecek, rahatlatacak, motive edecek. Benim de ihtiyacım var. Yani benim de motiveye ihtiyacım var. Benim de sıkıntılarım var. Yani bu toplum bunu eskiden bak kahve vardı. Çok güzeldi bak kahveler. Kahveler. Herkes şey yapıyor ya kahveye mi gidiyorsun filan. Ama kahvede çocuk büyürdü. Kahvede derdini anlatırdı. Sıkıntılarını anlatırdı. Birisine aşık olmuş, birisiyle kavga etmiş, mahalle kavgaları var filan. Burada büyükler yardım ederdi. Ya bu sapık şeyler de oluyordu, kabul ediyorum ama toplumun büyük bir açığını gideriyordu kahveler. Şimdi kafeler o işi yapmıyor. Sosyal medya da yapmıyor o işi. Yani geliyorlar elhamdülillah. Yani arkadaşlarımız geliyor, dostlarımız geliyor. Onlarla dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Onlar bana yardım ediyor, ben onlara yardım ediyorum. Ben tanıdığım bir insana selam verdiysem onu bırakamam. Yani insan biraz fazla insan endeksi diyorlar, yani bırakamam. Hatasıyla, sevabıyla o bana selam verdi artık, o benim. Zimmete yani geçti. Efendim? Zimmete geçti mi? Yani öyle oluyor. Yani yanlış yapıyor, hata yapıyor. Yanlış da denmez daha. İşte hata yapıyor, bizim de hatalarımız. İşte yapmayalım, etmeyelim. Kardeşlerin şeyi, arkadaşların güzel bir tarafı var arkadaşlıkta. İnsan sayısını arttırmak gerekiyor, insan biriktirmek gerekiyor diye hani konuşulan bir konu vardı ya. Şimdi sen bir yanlış yoldaysan, yanlış yapıyorsan ve aklın o anda, aklın onu orada yanlış olduğunu görmeye müktedir değilsin. Onu arkadaşın sana yol gösterir, yardımcı olur. Dışarıdan bakan göz orayı görür. Dışarıdan bana bakıyor dostlarım. Ben de dostlarıma dışarıdan bakıyorum. Beraber mutluyuz. Yani şişiyor musun diye sordun. Olmaz olur mu yani? Olmaz olur mu ama şeyleri düşünüyorum ben, o büyükleri düşünüyorum. Yani hiç özenilecek bir şey değil. Onların o yani insan onun haline özenir de makamına özenmesinler. Abi siz psikologsunuz. İnsanların da dertlerini dinleyip şifa olmaya çalışıyorsunuz. Ama sizde bir terapi ücreti yok. Doğru.
Telefon ücreti de tabii insanların derdini dinleyen psikolog oluyor değil mi? Derdini dinliyor da derdiyle dertleniyor mu? Yani bir ücret de yok, bir yani ücret var esasında alışveriş değiliz yani. Benim halim ona geçiyor, onun hali bana geçiyor. Sonra beraber yürüdük bu yollarda oluyor. Ya insan, ya insan biriktirir. Ya çok güzel bir şey insan. İnsan çok güzel bir varlık. Allah yani insanı özene bezene yaratmış. Yani insan bu yani. Nasıl tabii şey var. Bir de bu her kapı herkese açık diye bir şey söz konusu değil yani. Herkese açık değil. Herkesle her şey konuşulmaz. Herkesle yola çıkılmaz. Herkesle her şey paylaşılmaz. Onda izin sahibi olmak lazım. Kapıdan girene, yardım isteyene yardım edilir. Biz yardım istiyoruz, bizim elimizden tutuyorlar. Başkası yardım istiyorsa senden, sen de onun elinden tutabildiğin kadar tutacaksın. Yani evet yani öyle yani o bakımda bir vazife varmış gibi geliyor da şimdi aniden siz de böyle konuşunca kendimi böyle bir posta oturmuş birisi gibi gördüm yani ben dostlarımla beraber oynamaktan memnunum. Onlar benim dostlarım, ben de onların dostuyum. Öyle düşünüyorum yani benim arkadaşlarım onlar, benim dostlarım, benim talebelerim. Mesela ben talebelerime birisinin bir şey söylemesini inanılmaz kıskanırım. Yani inanılmaz kıskanırım. Ne güzel konuşsunlar, ne çirkin konuşsunlar. Onlar benim talebem. Talebe endeksi, insan endeksliyim. Sorum vardı. Siz bunu cevapladınız soru cevap bölümünde. Sanat olmasa neyimiz değişir demiştim. Ama bu derinlemesine konuşmak gereken bir şey. Cevapladım da sanat o yumuşatmanın ötesinde bir de tanıma yoludur. Kişiyi yani yumuşatır dedik. Edebi sanatlarla uğraşanlar mesela manaya daha vakıftırlar. Kelime haznesi arttıkça manayı anlamak kolaylaşır. Bir de soyut sanatlarla mesela bizim ana sanatımız Hüsnat soyut bir sanattır. Biz ona mücerret diyoruz. Mücerret bir sanattır. Sanatın insana katkısı, sanat olarak gördüğün şeye de bakıyor da her şey bir sanat. Ama görsel sanat, plastik sanatlardan bahsedersek ya da sözlü sanatlardan bahsedersek güfte deşifresi kişiyi direkt bir kişinin halini anlamayı kolaylaştırıyor. Kişiyi anlamak sanat, hali anlamak sanat, yaşamak bir sanat. Tabii bizim uğraşımız plastik sanatların bir dalı olan ana sanat dalımız Hüsnat. Hüsnat'ta şimdi uğraştığın kalem, kağıt, mürekkep zahirde. Manada Allah'a yazıyorsun. Estağfurullah. Allah'ın ismi şeriflerini yazıyorsun. Ayet yazıyorsun. Bir kelime-i kibar yazıyorsun. Yani uğraşın Allah ve evliya oluyor. Sözünü anlıyorsun. O somut hale getiriyorsun. Yani söz yazıya gelince somutlaşıyor. Ama yazının aslı soyut. Mücerret. Yani mücerret olan bir şeyi görülür hale getirip şeklen oradan da mücerret bir şeyi çıkartıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamen mücerret bir şeyle uğraşıyorsun. Allah'ı da gösterdiğince gösteremiyorsun, değil mi? Bir kavram olarak Allah sen de işte aklında Allah şöyledir, böyledir diye bakıyoruz. Yani
İşte Esma'yı bildiğince Allah'ı tanıma yöntemi artıyor. Allah'ın esmasıyla, Allah işte bu esmayla beni hemhal etti. Bu esmayla diyorsun. Allah'ı tanıma yöntemi. Mücerret şeyler. Uğraşın sanat da mücerret hep. Hep güzel için. Hayatı sanat, sanatı da hayatın içine sokmak gerekiyor. Sokmak gerekiyor her şeyi. Eşyayı anlamanın yöntemidir sanat yani. Eşyayı bilmenin yöntemidir yani. Eşyayı tanımak için, onun sırrına vakıf olabilmek için güzel yöntemlerinden biridir sanat yani. Eşyayı tanıtır sana. Sanat insanı hödüklükten kurtarıyor mu? Güzel bakan, güzele bakan güzelleşiyor mu? Tabii yani o kelime şöyle desek daha doğru. İrtibatın neyleyse o hale bürünürsün. İdollerden bahsettik değil mi? İdolleri işte hep hayal ettiğince, onunla bilgilendiğinde, onu sevdiğince o sende bir hal olmaya başlıyor. Tabii her hal geçicidir. Makama ulaştırmak gerekiyor. O artık sana ait bir kisve haline, makam ehli olman gerekiyor. Yani kurtarır tabii, güzelle uğraşıyorsun. Güzelle ulaşırsan çirkini görmen olmaz yani. Yani hiç olmasa kitabi olarak çirkini dile getirmemelisin. Abimin bir şeyi vardı, hayali vardı. Bu da şöyle çok güzel bir yazıyla, çok çok güzel işte Celil Sülüs ile çirkin yazacaksın. Tamam mı? Bir levhada da çok çirkin bir yazıyla, öyle ifade edelim, güzel yazacaksın. Şimdiki hangisi daha çok beğeni alır? Yani güzel bir sosyal deney günümüz için, sosyal deney. Abim de zeki insandır yani, böyle şeyler bulur. Yani şekille güzelliği, mana ile güzelliği bir araya getirdiğin zaman asıl estetik dediğimiz kavram çıkar. Şimdi güzelle uğraşıyorsun. Tamam. Tamam, güzel, daha güzelini yazayım, daha güzelini yapayım. Daha çirkin bir yazı yazayım diye kimse çalışmaz ki. Ya da sanatını çirkin üzerine kurmaz ki. Güzel üzerine kurar. Tamam. Şimdi ama bir de manada da o hareketteki olgunluk, Burhanettin Efendi'nin söylediği gibi hareketteki olgunluğa getirmek lazım işi. Yani o da sende, o sanatın sende Şamil'e ortaya çıkmasına, ortaya çıktığı anda o hareketteki olgunluk oluyor. Ya sanatın katkısı var. Ben sanatla iştigal ettiğim için var. Bunu esnaflıktan bahsettiniz. Esnafta da olgun esnaf ile çiğ esnaf arasında fark vardır. Herkes bir yerden, bakkalından, marketinden alışveriş yapıyordur. Yani o hareketteki olgunluk, tecrübe, ilim, irfan sahibi olmakla ilgili. Yani bu hareketteki olgunluğu sadece bu toplum içinde bakmamak gerekir. Yani gayrimüslim olup da hareketi olgunca olan, İşi şeriatına göre, ticareti kurallarına göre yapan insanlar makbul insanlardır yani. Ama bizim örneğimiz değiller tabii. Bizim olanı güzel kılmakla mükellefiz. Bizden bizim dışımızdaki hadiselere bizim hükmümüz yetmez. Elimiz uzanmaz. Biz kendimize adam edemiyoruz. Gayriye bakmanın hiç çirkine yani. Gayriye bakmanın hiç manası yok. Yani çirkin görmek istiyorsan kendine bak. Güzel görmek istiyorsan kendine bak. Hor görme ama. Gördüğün bir şey varsa çirkinlik kendinde, onu güzel kıl. İntisap ettikten sonra yaşadıklarınızla ilgili bir iki hatıra dinleyebilir miyiz? Yani intisap, ya bu da onunla ilintili oluyor. Yani öyle bir insanı bir kisviye oturtup ortaya çıkartırsan farklı bir yerlere koyarlar insanları. Koyarlar. Günümüzde artık her şey aşikar, herkes her şeyi konuşuyor. Açık yani, öyle bir şey söz konusu değil. Yani bir sözünü dinlediğimiz bizim
hocalarımız vardı. Babam vardı sözüm dinlediğim. Şeyh ise babamdır. Yazıda bir Fevzi hocam vardı sözüm dinledim. O yazıda benim şeyhim şeydir, Fevzi hocadır. Yani insan sevdiğini başkasıyla paylaşmaz. Benim iddialı sözlerim vardır mesela. Fevzi hocayı bu dünyada seven bir kişi var, o da benim derdim. Ve bunda hala biraz törpülediysem de dönem dönem bu görüşe katılırım yani. Bu görüşme katılırım yani. Bir kişi varsa o dünyada o da benimdi. Yani sözünü dinlediğim insanlar benim hep şeyhim, hep mürşidim, hep bir bilinim. Yani ben bu, yani etrafta şeyh arıyorsan çok var. Mürşit arıyorsan o da bulunur. Yani sen bakışına göre herkes seni irşad eder yani. Her şey seni irşad eder. Yani sen teslim ol da taşa teslim ol. İrşad olunursun yani. İyi ile kötünün imtihanı, altının kaynayıp kötü şeylerden kurtulması içindir. Bunu şerh edebilirsiniz, değil mi? Altının ayarını için bakır şey, kaynatırlar da saflık derecesi ayrılır ya, saf altın ortaya çıkar, bakır ayırırlar, çinkoya ayırırlar. İmtihanlar da daha önce hani konuştuğumuzda imtihan vardı, hatırlıyor musun? Allah'ım imtihanımızı imtihan eyleme. Bildiğimiz yerlerden sor. Yani bir sıkıntı hepsinin bir imtihanın bir cefa. Cefa sıkıntı demek. Cefakar sıkıntı veren demek. Cefakeş de sıkıntı çeken demek. Allah bizi bir cefakar eylemesin. Yani başkasına sıkıntı vermeyelim. İki cefakeş eylemesin. Sıkıntılara dayanamayız. Ama her yaşadığımız sıkıntı bizi daha saflaştırır, tecrübe sahibi kılar. Bir daha o delikten sokulmayız inşallah. Bu aramak yok mu? Kutlu bir iştir. Hak yolundaki bu istek manileri gibidir. Aramakla ilgili arayan bulur, bulanlar arayanlardır. Bu aramak isteyenin bulduğu onun müşkülatını gideren olur. Zaten bu büyüklerin şeyi görevi bizim gibi Adem oğluna o müşkülatlarını gidermek için büyükler vardır. Yani ararsan bulduğun mutlaka benim diyor. Değil mi? Ara bulduğun benim diyor. Sonra diyor ki ama bulduğunda ben yokum diyor. Yani bir soyut somut ilişkisine girince somut kavramları soyut ifadeler kullanmak, soyut kavramlara da somut ifadelerle açıklama yapmak şey oluyor. Biraz çok cümle gerekiyor. Çok cümle gerekiyor. Edip Arabi'nin bir divanı vardır. Bu tabii yayınlanacak bir şey değildir de Edip Arabi'nin ben de ya da Edip Arabi'nin divanını bir büyüğümüz bana vermişti sen bundan bunu oku diye. Arabi'yi okuyorum. Ya dedim bunu açayım da bir kendi halimi göreyim dedim. Edip Arabi'den bakarsan kendi halim fena. Birkaç defa denedim. Kayıt bittikten sonra detayını anlatırım size. Kayıtta anlatabileceğim bir şey değildir. Yani Mesnevi Hazreti Pir'den haline bakmak tabii bu yöntemlerden biridir. İnananlar için. Kötüyü konuşan olmayalım da divandan konuşalım değil mi? Mesnevi'den konuşalım ama eskiden Mesnevi hanlar vardı. Hala da var. De gün yüzüne çıkmaları gerekir artık. Yani o kadar sırlanmalarına gerek yok. Şerafettin Camii'nde anlatırlar eski şeylerde Füsusanlar, Mesnevi hanlar varmış. İşte
belli bir saatlerde herkes onun önüne gider, dersini alırmış. Bunlar mesela toplumu yumuşatan, toplum sadece şeriati, dünya şeriatıyla ya da İslam şeriatıyla, yani yürüyüşüyle idare edemez. O katılığa sebebiyet verir. Bizim bülistanımız, bostanımız var. Bizim işte Şifa-i Şerifimiz var. Bizim Kara Davut'umuz var. Bizim Muhammediye kitabımız var. Ahmediye kitabımız var. Mesnevi'miz var. Bunlar toplumu yumuşatır. Yumuşatır, o sertliği kırar. Yumuşak bir hale getirir, çamur haline getirir. Sonra şekil verirler. Yani taşı ilk önce ezerler, toprağı ezerler, sonradan boya olur. Deste zenk vardır Ebrucuların. Boya hazırlamadığı. Ezerler böyle, ezerler, ezerler. Suyunu çıkartırlar onun, o toprağın, o boya yapacağım diye. Eze eze, eze eze, doğal boya elde edeceğim diye. Öyle hazır part pebeonun boyasıyla olacak bir iş değildir bu. Sanatta şeyde, manevi yolculukta ilk önce bir hamur haline getirirler. Yumuşacık böyle pambuk gibi, Konya'nın deyimiyle pambuk gibi olursun. Ondan sonra şekil verirler. Herkes katıdır. İlk başta katıdır. Baktığın 20-25 yaşında, 30 yaşına baktığım zaman ben çok katıydım. Çok inanılmaz katı bir insandım. Bunu kişiyi yumuşatacak bir tecrübe gerekiyor, bir toplum yaşantısı gerekiyor, bir hata gerekiyor, hatalardan ders çıkartmak gerekiyor. İşte bir bilen tarafından tembih edilmesi gerekiyor, bir nazar olması gerekiyor, olması gerekiyor, olması gerekiyor, olması gerekiyor. Yani yemek sadece haşlamayla bitecek bir iş değil yani. Yağ tuz olmasın da o yemek yenir mi bakayım, hadi görürüz. Hazreti Pir'in bir şeyi geldi. Herkese malum olan dervişanıyla yürürken işte köpekleri görüyor. Bir halk olmuşlar böyle. İç içe uyuyorlar böyle samimi bir şekilde. Yani biz de diyor dervişandan birisi işte ya biz insanlar böyle olamadık bu köpekler gibi diyor. Hazreti Pir de işitiyor ya öyle demeyin diyor. O köpeklerin önüne bir kemik parçası atın da göreyim diyor. Yani güzel görmek de çıkarla ilgili oldu günümüzde. Yani dokunmadığın sürece sen güzelsin. Dokunursan çirkinleşiyorsun. Doğruyu söylersen kimse doğruya güzel ve çirkin ifadesi kullanmaz. Yani doğruyu söyleyen olursan kimse sana bir şey diyemez. Yani ya ben bu adamı içine sinmese bile dilinden zahire çıkarmaz. Doğru olacaksın. Doğru olacaksın. Abi ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Müsaade var mı? Kucaklaşabilir miyiz? Tabii efendim. Gel bakalım. Eyvallah.